Paşam. Gitmeden seni gördüm, iyi oldu. Aynı hissiyattayım. Zira hayır duanı almadan yola çıkmak istemem. Öyle ya. Gidip de dönmemek var. Lakin üzülme. Bahçene diktiğin putlar korur seni. Hünkârımız müsait değil. Malum. Bu aralar bir hayli meşgul. Size pek vakit ayıramıyor. Sümbül denen hain yalancı. Hala akıllanmadı. Kime hizmet edeceğini bilmiyor. Hünkârımızın haremi var. Eğer öyle kadın olsaydı buraya gelirdi. Neden orada tutulsun ki? Sultanını iyi yıka. Zira üstündeki kir kolay çıkmaz. Senin kendine o kadar iyi bakmana imreniyorum. Ne güzel. Her gece yalnız da uyusan sürekli hamamdasın. Hürrem Hatun. Sen kendini hünkârın tek eşi, tek sahibi. Rakipsiz zannediyorsun ama yalanlar içinde yaşıyorsun. Ruhun can çekişiyor. Benim yaşadığım kederi sen de yaşayacaksın. Çok yakındır. Kim bu kadın Elif'e? Nereden çıktı? Bu işin aslını öğrenmenin tek bir yolu var sultanım. Olmaz. Kimseye sormam. Kendimi küçük düşüremem. Hele Süleyman'a asla sormam. Ancak gözlerinin içine bakarak, ona temas ederek anlar bir kadın. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman, canımın sultan. Bu ne güzellik böyle. Gözlerim kamaştı. Bana hediye edeceğin o mücevherden de daha parlak bu gözlerim. Cevabın yok mu? Ben mi? Yakut mu? Süleyman.
beni seviyorsun değil mi? Nereden çıktı bu sual? Şüphem mi var hala? Kulağıma söyle. Bir tek bana söyle. Duyuyor öyleyse. Hünkâr, benden başkası huzur vermez sana. Şifa olmaz teni, nefesi. Ruhunu yaralar. Mehmet nasıl sultanım? Çok şükür, daha iyi. İbrahim Paşa gittiğinden beri hastalanmadı hiç. Sen nasılsın Hatice? Nasıl olabilirim ki hünkârım? Burada yalnız kalma. Benim yanımda ol. İbrahim dönene kadar bizimle kal. Teşekkür ederim hünkârım. Lakin bağışlayın. Burada kendi sarayımda kalmak isterim. Görüyorsunuz yalnız da kalmıyorum şükür. Sen nasıl rahat edersen kabulümdür. Bu heykeller insanın içini ürpertiyor. Taştan gözleri gözümün içine bakıyor sanki. Validemizin korktuğu kadar var. Bunları İbrahim duymasın. Yeterince konuşan var zaten. Bir İbrahim putları yıktı. Diğeri yeniden dikti diyorlarmış. Böyle boş lakırdılara itibar etmeyin. Bunlar pek mühim sanat eserleridir. Haydi kalk Yörem, gidiyoruz. Hünkârım. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Hatice Sultan'ın hali bir tuhaf. Onun bu hali beni endişelendiriyor. Hasret çekiyor. Endişeli lakin düzelir. İnşallah düzelir. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hürrem sen de odana git. Akşam görüşürüz. Sultanım. Hayrola Malkoçoğlu. Hünkârım Av Köşkü'nden geliyorum. Prenses Isabella size bir mektup yolladı. Hünkârım, mevzuyu kendi gözümle gördüm. Melek Hatun'la da konuştum. Prensesin durumu iyi değil. Bir hayli güçsüz düşmüş, acı içinde. Sizinle görüşmek ister. Prenses demek beni görmek istiyor. Süleyman. Sonra görüşürüz demiştin. Sonra oldu mu?
Çok güzel. Takmak için sabırsızlanıyorum. Daha hayli işi var sultanım. Haydi terasa çıkalım. Biraz deniz havası alalım. Beni görmeyi reddederek beni öldürüyorsunuz. Biraz vicdanınız varsa görüşme isteğimi geri çevirmeyin. Isabella. Hürrem neredesin? Mücevher'e bakıyordum. Sultanların ağabey hayatı. Hatice Sultan'a gidecek misiniz? Arabanızı hazır ettirdim. Sizi bekliyorlar. Sen de benimle geliyorsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Ay. Af köşküne gidiyoruz. Yolu göster. Hatice Sultan'a gidecektik ama... Sus! Beni hemen oraya götüreceksin. Daha hızlı gitmemiz lazım. Süre çabuk oldular. Sultanım geri dönelim. Vallahi yanarım, beni yakacaklar. Sizin esiriniz benim. Onu bırak. Daha önce de söyledim. Bir barbardan çok şey bekliyorsunuz. Neden yapayım bunu? Bir karar verdim. Bu olanlara bir son vereceğim. Benimle yapıyorsun sen? Ne olur hemen çık oradan. Ah vah sultanım. Neler oldu? Neden üzüldünüz? Keşke gelmeseydik buralara.
söz vermişti. Başka kadın olmayacaktı. Sultanım yapmayın böyle. Vallahi korkuyorum. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Nefes, nefes alamıyorum. Arabayı durdur. Nereye gitmiş? Vallahi bilmiyorum sultanım. Gülay ile birlikte çıkmışlar. Geliyor. Ne olmuş buna böyle? Hürrem Hatun! Başımın belası bir sen eksiktin. Hayırdır? Nereden böyle? Hiç. Dolaşıyordum öyle. Sana da tavsiye ederim. Bütün gün oturup kim nerede ne yapıyor diye düşünmek yoruyordu seni. Gördün mü ne halde olduğunu? Gözleri şişmiş ağlamaktan. Ne oldu acaba? Şimdi öğreniriz. Sümbüla. Benim mi kaçıyorsun? Haşa sultanım. Vallahi ben şey... Bebele. Sultanım ben şey... Gel dedim. Sümbüla. Bana masal anlatma. Ben gittim gördüm. O kadın orada. Gözlerimle gördüm. Eyvahlar olsun. Nasıl gördünüz? Sen götürdün beni oraya. Ben mi? Evet. Aynen öyle diyeceğim hünkârım. Ama olan biteni anlatır sana başka. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Kim bu kadın? Benden duymuş olmayın. Adı Isabella. Isabella Fortuna. Kendisi Kastilya prensesidir. Prenses. Prenses. Ne zamandır orada? Neredeyse 3 aydır. 3 aydır orada ve benim haberim yok. Nasıl geldi peki? Kim getirdi? Tillahi İbrahim Paşa'mız emir buyurdular. Allah şahit. Türk korsanlar açık denizden almışlar, satmaya getirmişler buraya. Ben de gittim aldım limandan. Getirdim, köşke yerleştirdim. Biz söylenenleri yapıyoruz işte, emir kuluyuz sultanım. Sümbüla, sus. Çık git. Başlasın.